merkezi hükümet tarafından da artık desteklenmeyeceğini tahmin eden kay eee kentteki eee mal varlıklarına da eee yönelmeye başlıyor. Yine yereldeki işbirlikçilerin eee aslında bu rant sahasından kendine ait bir pay talebi de söz konusudur. Bir tanesi Özgürlük Meydanı'nın hemen yanında halk pazarı olarak da tanımlanan eee ve 1950 metrekare eee civarında bir arsadır. bu mülk 11 milyon 500'den satışa çıkarılıyor, ihale ediliyor. Bu 11 milyon 500 milyonun üzerine sadece 400 bin lira gibi küçük bir rakam bırakılarak satışı gerçekleşiyor. Anlaşılıyor ki bu ihale önceden aslında anlaşmalı bir ihaledir. Çünkü bugün o mülkü alan yarın tapuyu adına geçirdikten hemen sonra tekrar satışa çıkarsa 20 milyona satabilir. Değerinin de altında bir satış gerçekleşmiş burada. Yine bir tanesi Yüksekova Belediyesi'ne Adalet Bakanlığı'da geçmiş bir hibe edilmiş bir arazidir. Ve bu arazi 3 milyon 500 bin liradan satıcıya çıkarılıyor, ihale ediliyor. Sadece 105 bin lira ilave edilerek 3 milyon 605 bin liradan satışı gerçekleşiyor. Yani Yüksek Hava Belediyesi batıyor. Batarken ganimetlerden biz de istifade edelim bir anlayışla buradaki mülkleri de satın almaya çalışmıştır. Ve ederinin çok altında bir sonuçla. Bu kamu vicdanıdır, bu vicdan e, meselesidir. Bunu alırken e, düşünmek, satın alırken düşünmek gerekiyor. Çünkü yüksek o halkının tüy bitmemiş yetimin hakkıdır, alın teridir. E, onların e, geleceğidir ve geleceğini bu şekilde e, geleceğine bu şekilde göz dikmek e, doğru bir e, tutum değildir.